Merhabalar. Farklı noktalarda çocuklar için okuryazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Şimdi normalde müzelerde, mabetlerde, aynı zamanda laboratuvarda veya doğanın farklı unsurlarında dersler yapıyorum. Bugün de özellikle bir çeşme üzerinden okuryazarlıkları incelemek istiyorum. Bu da 2. Abdülhamit Çeşmesi ve ben Sirkeci'deyim. Şimdi burayla ilgili olarak tabii ki benim bütün etkinliklerimde yine olduğu gibi birçok tema seçebilirim ama özellikle dil bilimci olduğum için çeşme sözcüğünden hareketle hem çeşme üzerinde birazcık fikir yürütmek istedim ve içerik hazırlamak istedim. Hem de sebil ve şadırvan üzerinde durmak. Belki de o sırada farklı ölçü birimleriyle birlikte işte maksem sözcüğünü veya taksim sözcüğünü sözcük olarak incelemek istedim. Şimdi bunlara baktığımız zaman ilk olarak çeşme sözcüğünden hareket edebiliriz. Çeşme sözcüğü esasen Farsça bir sözcüktür. Ne zaman kullanılmaya başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte kitabelerde genellikle işte 14. yüzyılı ele alıyoruz. Ve çeşme sözcüğünün aslında Farsça'daki işte göz sözcüğü dedik. Yani deliklerden suyun akması mantığıyla benzetilebildiğini söyleyebiliriz. Biz Türkçe'de zaten yan anlam diye bir konu anlatırız. Yan anlam, temel anlamdan uzaklaşmadan sözcüğün yeni bir anlam kazanmasıdır ama bu yeni anlam kazanması durumunda biz büyük bir ihtimalle şekil benzerliğine çok dikkat ederiz. Yani şekil benzerliği dediğimiz şey de şudur. Mesela dağın etekleri diyoruz, kapının kolu diyoruz, işte kitabın ön yüzü diyoruz, çekmecenin gözü diyoruz, bir diş sarımsak diyoruz. Burada şekil benzerliklerinden hareket ederek yeni sözcükler oluşturuyoruz. Büyük bir ihtimalle de çeşme sözcüğünün yine aynı şekilde Farsça'daki çeşmeden hareketle yani göz sözcüğünden hareketle oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Kitabelerde çeşme sözcüğü yalnız geçmiyor. Yani zaman zaman bu sözcüğün yerine bazen aynı sözcüğünün kullanıldığını görüyoruz. Ama bazı yerlerde ise aynı sözcüğüyle birlikte bazı kitabelerde çeşme sözcüğünün aynı anda kullanıldığını da söyleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şimdi yaklaşık olarak 1200'lü yıllara baktığım zaman yani 13. yüzyılda benim de memleketim olan Bolvedin'de mesela bir çeşme var. Alıcı Çeşme'ye baktığımız zaman sadece kitabesinde aynı sözcüğünün kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama oraya gittiğim zaman zaten bununla ilgili de bir video çekeceğim. Bununla birlikte aynı sözcüğünün çeşme sözcüğüyle birlikte kullanıldığı kitabeler de vardır. Mesela Tokat'a baktığımız zaman 16. yüzyılda yani yaklaşık olarak 1595 ile 1593 yılları arasında işte yapılmış olan iki tane çeşmeden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi Müftü Mahallesi'nde olan çeşmedir. Diğerine baktığımız zaman da Hacı Mahmut Çeşmesi olarak geçmektedir. Her ikisinde de hem çeşme sözcüğünün hem de aynı sözcüğünün kullanıldığını söyleyebiliriz. Eski Kasabahane Çeşmesi'ne baktığımız zaman o da işte yaklaşık olarak 17. yüzyılın başları olarak 1600'lü yıllar olarak görünüyor. Orada da yine aynı durumun Tokat'ta var olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem aynı sözcüğünün geçtiğini hem de aynı zamanda çeşme sözcüğünün kitabesinin içerisinde geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi çeşme ile ilgili çok fazla terkip de vardır. Yani mesela çeşmeyi hayat, çeşmeyi işte revan, çeşmeyi keser gibi birçok terkip veya kalıplaşmış ifade ifadenin varlığından da bahsedebiliriz. Bu anlamda önemlidir. Şimdi çeşmeden ziyade ikinci olarak anlatacağım şey sebil olacaktır. Şimdi sebil sözcüğü genel itibariyle sanat ansiklopedisine baktığımız zaman güzergah veya etimolojik olarak incelediğimiz zaman güzergah veya yol anlamına gelmektedir ama sadece bu anlamı taşımaz. Yani gerçekte nicel olarak bir şeyden bahsetmeyiz. Aynı zamanda ahlak yolu veya din yolu olarak da bu sözcüğün geçtiğini söyleyebiliriz, kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda önemlidir. Yapım yoldan geçen ve susamış olan insanlara yuvarlak yapısı sayesinde küçük bir odacık halinde ve aynı zamanda pencerelerinden taslar halinde insanların hazır suları alabileceği bir nitelikte dizayn edilmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Bu anlamda önemlidir. Bunun da dışında sebil sözcüğü de tabii ki hani farklı şekilde kullanılmış, mecazlaşmıştır sözcüğe baktığımız zaman. Mesela sebil etmek veya sebil olmak dediğimiz zaman işte boşa akmak veya lüzumsuz yere harcamak, gereksiz bir şekilde ziyan etmek anlamında da kullanılabilir bildiğini sözcüğün görüyoruz ve zaten sebil sözcüğünün belli bir süre sonra Allah rızası için yapılmış olan çeşmeler için kullanıldığını, aynı zamanda şadırvanlar için kullanıldığını veya kuyular için kullanıldığını da söyleyebiliriz. Bu anlamda da önemlidir. Şimdi şadırvana geldiğimiz zaman şadırvan ise işte birbirini takip eden yuvarlak bir yapının etrafında sıralı olan çeşmelerle birlikte bir fıskiye veya işte bir havuz, aynı zamanda caminin avlusunda bulunması ve oraya gelenlerin abdest almasına müsaade edecek şekilde inşa edilmiş olan bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şöyle bir baktığımız zaman çeşme sözcüğünün işte aynı zamanda sebil sözcüğünün ve şadırvan sözcüğünün farklı terimler olduğunu bu şekilde görmüş oluyoruz. Üzerinde incelemeler yaptığımız zaman farklı yapılar olduğunu da görmüş oluyoruz. Şimdi çocuklarla ilgili etkinliğe geçmeden önce ben bu konuyla ilgili
birkaç tane daha kavram vermek istiyorum. Mesela maksimler var. Suların işte toplandığı yerler. Bunların o bulunduğu noktalarda ölçümler yapılıyor. Bu ölçümler için kullanılan birimler var. Mesela lüle, bazen bunu hilal de diyoruz. Ama masura dediğimiz, bunun dörtte biri olan bir birim var. Onun da dörtte biri olan çuvaldız dediğimiz birim var. Bunları veriyorum çünkü çocuklar için etkinliğimizde bunları kullanabiliriz. Yani çocuklar mesela her yerde olduğu gibi burayla ilgili de bir sözlük hazırlayabilirler. İlla ki bu çeşme olmasına gerek yok. Yani çocuklar herhangi bir çeşmeye ziyaret ettikleri zaman bu sözlüğü hazırlayabilirler. Bu sözlüğün içerisinde neler olur? Çeşme olur, sebil kavramı geçti. Aynı zamanda şadırvan sözlüğü geçti, maksem geçti, taksim sözlüğümüz geçti. Aynı zamanda da birimlerden lüle, hilal, masura ve aynı zamanda çuvaldızı geçirdik. Tüm bunları kapsayan bir sözlük hazırlayabiliriz çocuklarımızla birlikte. Aynı zamanda ikinci bir etkinlik olarak da oradaki ölçü birimlerini çocukların öğrenmesi ve o bilimsel anlamdaki tarihsel süreci görebilmeleri açısından da işte bir resim çalışması yapabiliriz o ölçüler üzerinden veya herhangi bir 3 boyutlu karton çalışması yaparak çocukların bu gelişim sistemini görmesini sağlayabiliriz. Bu anlamda önemli olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi ben tabii ki çocuklara etkinlik yaptıktan ve bunu verdikten sonra biliyorsunuz ki genellikle gençlerle ilgili veya yetişkinlerle ilgili sanatta, edebiyatta, işte kültürde veya sinemada herhangi bir unsur var mı bu konuda diye anlatmak istiyorum ama zaten bizim kültürümüzde neredeyse çeşmeden böyle bağımsız olarak veya sudan bağımsız olarak inşa edilmiş bir tema yok veya bir görüntü yok ama birkaç tanesini ele almak istiyorum. Bunlardan bir tanesi ikinci yeninin en önemli isimlerinden biri olan Sezai Karakoç'un şiiridir. Şimdi Sezai Karakoç ölüydü insanlar diye çeşme şiirinde söyler ama bununla birlikte yalnız yaşıyordu o yatır ve o çeşmeler. Şimdi bu çok önemlidir çünkü Sezai Karakoç'un vermek istediği anlam şudur. Aslında hem anlamın yaşadığı, yani yatırla birlikte bir anlamın yaşadığı, çeşme ile birlikte de bir anlamın yaşadığını söyler. Ben hep söylüyorum, zaten kültür unsurları bizden daha uzun süre yaşamaları sebebiyle çok önemli olan unsurlardır. Sezai Karakoç'un da bunu şiirinin içerisinde çok güzel bir şekilde ifade ettiğini söyleyebiliriz. Yani bizim aslında bu derslerimizde anlatmak istediğimiz temayı hemen Sezai Karakoç iki dizesiyle birlikte vermiştir. Yani çeşmenin yaşadığı mantığı çok güzel dile getirilmiştir. O yüzden bu şiiri okumanızı tavsiye ederim. İkinci olarak vereceğim şiir de Faruk Nafiz'in şiiri olacak. Tabii ki Çoban Çeşmesi şiiri. Şimdi Faruk Nafiz'in şiirine baktığımız zaman bütün şiir boyunca şeyi sürükler. Halk edebiyatında bizim hikayelerimiz var. O hikayeleri sürükler. Halk edebiyatı hikayelerimizi biz genel olarak temalarına göre 3 başlıkta inceleriz. Aşk teması vardır, kahramanlık teması vardır, 3. tema olarak da din teması vardır. Aşk temasına ait özellikle çok bilinen 3 tane biliyorsunuz ki halk hikayemiz vardır. İşte Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin ve Kerem ile Aslı hikayelerimiz vardır. Bunları anlatır. Bir şekilde şiirin içerisinde harmanlar verir. Bakın çok önemlidir. Çünkü sanki o hikayenin, o şiirin içerisinde o hikayeleri anlatarak bize bir kısa bir özet geçer. Neyin? Halk edebiyatımızda aşk hikayelerinin kısa bir özetini geçtiğini söyleyebiliriz Faruk Nafiz'in. Şimdi bunları geçtikten sonra Faruk Nafiz son dörtlüğe gelir. Ve son dörtlüğe geldiği zaman da şöyle bir şey söyler. Ne şair yaş döker ne aşık ağlar. Tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çağlar. Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi der. Yani aslında eski aşkların da kalmadığını bize bir şekilde bir yakınmayla birlikte, bir dörtlüğüyle birlikte vermektedir. Tabii ki bu dizeler beni bir taraftan da işte günümüz şairlerinden o eski aşkların kalmadığına yönelik anlamla ilgili Birhan Keskin'in dizelerine götürür. Çünkü o da dizelerinde şöyle bir şey söylemiştir. Birhan Keskin şunu söyler, der ki: onu sevebileceğinin en yücesiyle sevdin. Titreme daha fazla kalbim. Bağışla kendini artık, onu da bırak gitsin, bırak gitsin. O senin ezel gününden itibaren kaderin, sen onu nasılsa bin kere daha seveceksin der. Bu anlamda önemli bir şiirdir. Bakın aslında Faruk Nafiz'in bize hatırlattığı beyhude çağlar, işte beyhude seslenir, eski aşklar kaldı mı dediğinin cevabını bize aslında bir taraftan da edebiyatta başka bir isim, yani Birhan Keskin cevabını vermektedir diyebiliriz. Bunun da dışında verebileceğim şeylerden bir tanesi Hasan Ali Yücel'in şiiridir. Hasan Ali Yücel Adsız Çeşme şiirinde çok güzel bir şey söyler. Bizim gönlümüzün veya insanın aslında
su gibi olması gerektiği ve akması gerektiği herhangi bir karşılık beklemeden anlatılır. Ve bunun sonunda da der ki atsız bir çeşme gibi olun. Yani iyilik yap ve bu iyiliğin karşılığını düşünme ve bu bir nasihattır aynı zamanda. Yani aslında güzel şiirlerden bir tanesidir, bir nasihat niteliği taşır. Çocuklara verebileceğimiz önemli şiirlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ben dedim ki çeşme unsuru bizim işte filmlerimizde de geçer, hikayelerimizde geçer, halk hikayelerimizde özellikle çok vardır. Çünkü aşıklık geleneği vardır. Yani aşıklık geleneğinde mesela su içme vardır. İşte veya ne bileyim tasavvuf edebiyatında bade sözcüğü vardır. Kendinden geçmek. Şimdi burada aşık olma anlatılırken dünyevi aşktan bahsetmiyoruz. Büyük bir ihtimalle Allah aşkı anlatılır ve bu Allah aşkı anlatılırken de işte mesela halk edebiyatında da yine aynı şekilde mesela aşıklık geleneği anlatılırken çok susamıştır. Çeşmenin başındadır. Bir tas su içer. Bayılmıştır ve ondan sonra kendine geldiğinde şunu görür. Herhangi bir şiire yeteneği veya ilgisi yokken bir anda irticalen şiirler söylemeye başlar. İşte bu aşıklık geleneğinin temelini oluşturur. Yani o yüzden halk edebiyatımızı, halk kültürümüzde çeşmeden ayrı tutamıyoruz. Bizim de zaten Türk filmlerimizde veya işte türkülerimizde neredeyse her noktada görsel olarak bu motifin yer aldığını, çeşme motifinin yer aldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda önemlidir. Bir tane de tabii konumu bitirmeden türkü söylemek istiyorum. Türkü ismi vermek istiyorum. Tolga Çandar'dan dinleyebilirsiniz. Benim çok beğendiğim bir türkü. Çay benim, çeşme benim diye bir türkü vardır. O da tabii farklı yörelere ait olduğu söyleniyor ama özellikle Antalya yöresine ait olduğunu söyleyebiliriz. Onu da dinleyerek en azından böyle bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Kendi içerinizde de kültür bağlamında. Şimdi bugün neleri gördük? Sözcüklerden hareket ederek çeşmeyi gördük, sebil'i gördük, şadırvanı gördük. Çocuklar için etkinlikler yaptık. Özellikle bugün şiirler üzerinden hareket ettik çeşmeyi anlatırken. Yani baktığımız zaman dil okuryazarlığına, kültür okuryazarlığına, tarih okuryazarlığına değindiğimizi söyleyebiliriz. Başka bir noktada, başka bir okuryazarlığı anlatırken buluşmak üzere. Hoşça kalın.